Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Trabzonspor var. Trabzonspor'un gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşalım. Trabzonspor gündemini biraz biriktirdik. Şimdi sizlere sunmaya çalışacağım. Yerli ve yabancı basında yer alan haberlerle birlikte bir de aldığımız istihbaratlar doğrultusunda sizlere biraz bilgi aktarımı yapmaya çalışacağım. Gerçekten de Trabzonspor Abdullah Avcı ile birlikte yeniden yükselişe geçti. Ligde 3. sıraya geldi. 12 puanla 7. sırada almıştı Abdullah Avcı takımı. Şu andaki durumu 10 maçta 21 puan topladı ve 33 puanla 3. sırada yer alıyor. 2.10 puan ortalaması yakaladı ki ligde aslında 2.20 puan ortalaması şampiyonluğa delalet oluyor. Ama tabii şu andan itibaren söylenecek şampiyonlukla ilgili söylenecek sözler çok fazla gerçeği yansıtmaz. Nitekim de Abdullah Avcı da benzer bir cümle kullandı ve dedi ki ayağımızı yere basmalıyız ve hedefimizi ona göre koymalıyız. Dedi ki hedefte ne? Ziraat Türkiye Kupası tıpkı Beşiktaş'ta olduğu gibi. Şimdi bir iki tane bu türden gelişmeyle ilgili haberi verelim. Tabii bu kazanma alışkanlığına da devam etmek istiyor Trabzonspor. Bu arada ben Trabzonspor videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle hepinize teşekkür etmek istiyorum. Yorumlarınız, beğenileriniz ve abone olarak verdiğiniz katkının bizim için değerli olduğunu da hatırlatmak istiyorum. Bu manada 2024'te daha fazla aboneyle, daha fazla tıklamayla, beğeniyle Trabzonspor haberlerini daha geniş bir kesime duyuracağımızın bilgisini de verelim. Evet, Karadeniz derbisi oynanacak Samsunspor'la 11 Ocak Perşembe günü Papara Park'ta saat 20'de oynanacak karşılaşma. Trabzonspor galibiyet alışkanlığını sürdürmek istiyor bu süreçte çünkü çok başarılı bir dönem yaşamıştı Trabzonspor ve önümüzde de gerçekten Samsunspor maçıyla başlayacak Antalya deplasmanı, bir Manisa futbol kulübüyle oynanacak kupa maçı, arkasından Galatasaray, sonra Çaykur Rize, Kasımpaşa ki Çaykur Rize deplasman yine bir Karadeniz derbisi ve Beşiktaş'la oynanacak maçlar var ki zorlu bir sürecin Trabzonspor'u beklediği gerçeğini de vurgulamamız lazım. Bütün bunlar gelişirken bir yandan da yeni sezonun hazırlıklarını da yapmak durumunda Trabzonspor. Çünkü bu sezonu bir manada hedef olarak Avrupa ve Ziraat Türkiye Kupası olarak konmuş bir yapı olarak görüyoruz. Ama önümüzdeki sene içinde yine şampiyonluğa ki Abdullah Avcı'nın gelişi böyleydi. Şampiyonluğa yol verebilecek transferlerin yapılması gerekiyor. Evet, şimdi buradan şöyle başlayalım ve devam edelim. Bu arada Dansville'in de 3 hafta ya da 3 maç diyelim artık hafta ve maç konusu da ciddi manada karıştı. Onu da söyleyelim. Ve Dansville'in de 3 maç olmayacağını özellikle vurgulayalım. Joaquin Fernandez'in de Ankara Gücü maçında takıma döndüğü haberini verelim. Şimdi 2 tane transfer var ama onlardan daha önemlisi bence yılın transferi diyebileceğimiz 2 tane hamlesi daha var Trabzonspor'un. Onlar kim? Onlardan bahsedeceğim. Öncelikle şunu söylememiz gerekiyor ki bazı oyuncularla vedalaşma peşinde Trabzonspor. Eğer teklif gelirse Benković, Fernandez, Larsen, Bardi, Korbelis, Puntas ve Umut Bozok'la vedalaşılacak. Bu arada teklif gelen ve artık bitti denilebilecek Korbelis var. Karagümrük'e kiralandı. Onun yanında bir oyuncu daha var. Tonya Tekliç. O da Rusya'ya gidecekti ama onun için Karagümrük de devrede. Bakalım Rusya'yı mı tercih edecek yoksa Karagümrük'te mi kalacak? Onu gözlemleyeceğiz. Net bir şekilde bakacağız. Ve tabii ki en fazla soru işareti olayı da sizlerle paylaşalım. En fazla soru işareti nedir? Soru işareti Bakasetas üzerine. Şimdi Bakasetas'la ilgili Yunan basını iki kulübün görüştüğünü, anlaşmanın sağlandığını yazdı. Hatta Sports 24 diye bir Yunan haber sitesi bu haberi yayınladı. Hatta 1-1,5 civarında özür dilerim bir rakama işin bittiği söylendi. Ama bu konuda Başkan Ertuğrul Doğan doğrulama yapmadı. Yani henüz bize bir teklif yok dedi. Ama şu gerçeği de söylemek lazım ki artık Bakasetas'ı tutmak
pek mümkün görünmüyor. Diyeceksiniz ki neden? Şu ana kadar eğer oyuncu teklifleri kabul etmiyorsa bu gitme isteğinin yoğun olduğunu gösteriyor. Trabzonspor'da ondan gideceği süreye kadar yararlanmak istiyor. Sezon sonu ise sezon sonu, devre arası ise devre arası. Bu manada sürdürülebilecek bir durum var. Beşiktaş'ın Anastasios Bakasetas için ne kadar ciddi ve istekli olduğunu biliyoruz. Bu arada sadece şunu söyleyelim. Panathinaikos'un teklifini de kabul etmedi oyuncu, onu özellikle söyleyelim. Şimdi gelelim iki gündeme gelen iki transfer var. Eğer Larsen giderse, ki Larsen'le ilgili gitmesi konusunda bir istek gelirse, Malmö'den bahsedilmişti, rahatlıkla gönderilebilecek, onu özellikle söyleyelim. Bu manada eğer giderse Karstorp transfer gündeminde, ki İtalyan basını bu konuda çok ciddi bir şekilde ses çıkartıyor. Yani Trabzonspor istiyor diye. Roma'nın sağ beki 2025'e kadar sözleşmesi var. Masaya da oturulacağı söyleniyor Hollandalı oyuncuyla. 15 maçta bir asisti var. Son 4 maçta yedekti. Yani oyuna girmedi. Dolayısıyla bu manada baktığımızda oyuncunun yani şöyle söyleyebiliriz, gitme konusunda ya da ayrılma konusuna sıcak baktığını söyleyebiliriz. Karstorp konusunda Jose Mourinho'nun da gidebilir raporu verdiğini söyleyebiliriz. Tabii ki bu transferin gerçekleşmesi için öncelikle biliyorsunuz yabancı kontenjanları meselesinden dolayı bir kere Larsen'in orayı boşaltması lazım. İşte Tonya Tekliç'in, Kurbelis'in, yani birçok oyuncunun gitmesi lazım ki kadro boşalsın, ona göre transferler gerçekleşsin. Şimdi bunun dışında bir oyuncu daha çok ciddi bir şekilde gündeme geldi. Trabzon'da da bayağı bir heyecan yarattı, onu da söyleyelim. Andrea Gomez'den bahsediyorum, orta saha oyuncusu. Şimdi Andrea Gomez bir 8 numara ve Trabzonspor'un da Mendy'nin yanında mesela öyle bir 8 numaraya çok ciddi bir şekilde ihtiyacı var. Onu özellikle söyleyebiliriz. Portekizli oyuncunun kariyeri gerçekten çok parlak. Benfica, Barcelona, Lille, Everton gibi takımlar var kariyerinde. 2024'te de sözleşmesi sona eriyor. Yani boşa çıkıyor oyuncu. Devre arasında gitmesi için de Everton'ın izin verdiği haberi var. Bu sezon 3 maçta 1 golle oynadı. Kariyeri parlak, önemli bir oyuncu, ama şunu unutmamak lazım, büyük paralarla transfer etmemek gerekiyor. Malum işte Beşiktaş da bu hatayı yaptı, Galatasaray da yaptı, Fenerbahçe de yapıyor. Çok büyük paralarla bu oyuncuları geçmiş kariyerlerine bakarak transfer ediyorsunuz, sonra da geleceğe yönelik istediğiniz verimi alamıyorsunuz. Bunu da özellikle söylemem gerekiyor. Onun için de vurgulayayım. Ama Trabzonspor için iki büyük transfer var demiştik. İşte iki bomba transfer. Onunla ilgili girişimlerin başladığını da söyleyebiliriz. Bu oyuncular kimler? Ondan bahsedeceğim. La Gazzetta dello Sport'a göre Nicola Pepe'ye Milan'ın teklifi var. Üstelik de Ocak ayında bu teklifi yapacak diyor. 30 Haziran 2024'te Trabzonspor'da sözleşmesi sona eriyor. 7 maç oynadı Afrika Kupası'nda, 2 golü 1 asisti var. Arsenal'den gelmişti Nicola Pepe. İşte bu oyuncu birinci öncelikli transfer edilecek oyuncu. Neden birinci öncelikli? Çünkü sizin oyuncunuz olmayacak ve Nicola Pepe'nin kalitesi de çok belli. Üstelik de talibi var. Trabzonspor önce Nicola Pepe'yi bitirmeye çalışacak. Bunun için uğraşacak. Bu manada baktığımızda da bence bomba bir transfer olacaktır. Çünkü geldiğinde geç geldi, istenen performansı gösteremedi ama başladıktan sonra ne kadar değerli oyuncu olduğunu net bir şekilde ortaya koydu. Bana göre hani Trabzonspor tabii ki transfer yapacak ama bu oyuncuyu elinde tutarak yılın transferinde birinciye imza atmış olur. Ama asıl önemlisi yılın transferi diyebileceğim ikinci transfer kesinlikle Paul Onuachu. Onuachu ile ilgili de Southampton'la pazarlıkların başladığını söyleyebiliriz. 18 milyon eurolardan bahsediliyordu. Güncel piyasa değeri 13 milyon eurolara kadar indi. Öyle söyleyelim, yani güncel piyasa değeri. Bu da hani o fiyata satılacak diye bir kural yok.
Ve oyuncu da geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda Trabzonspor'da olmaktan, yaşamaktan ne kadar mutlu olduğunu söyledi. Dolayısıyla bu konuda da çalışmaların başladığını söyleyelim. Yani şöyle vurgulamam gerekiyor. Southampton'ı bir kenarda bırakırsak Onaçu Trabzon'u istiyor, Trabzonspor Onaçu'yu istiyor. Abdullah Avcı bu iki oyuncunun kalması yolundaki girişimlerin yılın transferleri olacak Trabzonspor açısından diyor. Onaçu 1, Nicola Pepe 2. Tabii bu arada Andre Gomes, Karstorp gibi oyuncuların da gelmesi takımı gerçekten çok ciddi bir seviye atlatacak bir yapı oluşturacak. Çünkü Abdullah Avcı demişti ki oyuncu kalitesi seviyesi olarak biraz aşağıdayız demişti. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.